Arkadaşlar merhabalar. Şimdi bu hafta her gün dilimiz vlog çekeceğiz. Kendi ders çalışma rutinlerimiz ve ne yapıyoruz artık gibisinden. Buna karar verdim. Bugün benim günümde ama biz vlogu biraz geç açtık. Ama zaten sabah tam okula gel yani çok geç geldim. O yüzden şimdi çekiyorum. Bir şey kaçırmadım. Şey dur şunu söyleyeyim. Pazartesi benim günüm. Salı salonun mu? Salı benim olsun. Çarşamba benim. Perşembe selam. Çarşamba Besto. Beyza katılmak istemiyor çok çünkü sürekli DM'den ona yürüyüp duruyor musunuz? Beyza Cuma günü. Gerçekten. Onu da ikna edersek Cuma yaparsın, belki. Yaparsın Cuma. Cuma dersin. Beyza keşeye katılırsın bakır, hadi. Bakır. Yaparsın. Sabah rutinini çok merak ediyorum. Yeni Beyza kapatıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben biraz ne yaptım anlatayım. Tamam kapatacak. Ben çok görüşürüm. Arkadaşlar şimdi kalıp yapıyorum şu an. Kalıbı demeyi yapıyorum. Normalde kalıbın, yani ön kalıbının çizimini bitir. Ama sen ye son son. Hayır ben elimle ver. Al. Kırdım. Bas. Al çek. Kalıpmış. Böyle bir reklam kol kalıbı çizim. Yakamada direkt bu kalıp üzerine belli ettim. Onun için şey hissedeceğim. Bütün kalıpları buradan ayrı ayrı parçalar halinde alacağım. Galiba 1, 2, 3... 4-5 ayrı kalıbım olacak şu an, öyle gözüküyor. Bir de pantolonum olacak. Pantolonu zaten full büzgü yapacağım yukarıdan aşağı. Onu şimdi size göstereyim. Bekleyin. O yüzden onu da sadece paçadan uzatacağım yani çok bir şey yapmayacağım. O yüzden belki onu hani hiç şey yapmayabilirim. Ne? Demosunu yapmayıp direkt kalıba geçebilirim. Çok basitsin mesela. Ben böyle bir öğrenmek istiyorum. Bir öğrenmek alır mı? Yani şu an böyleyiz. Benim etek kalıbım bitti, üst kalıbım da bitti. Arkadaşlar şimdi dersten çıktık. Kalıbın üstünü yaptım komple. Bir tek pantolon kaldı. O da yani biter, çok sorun değil. Sarah'la beraber yemeğin gelmesini bekliyoruz. Sonra Salo'ya geçip ödev yapacağız. Bir tane şeyimiz var. Grup ödevimiz. Ve beşimiz grubuz. O yüzden çok tatlı, çok heyecanlı. Evet. Akşam yemeği. Şimdi Salo'lardayız. Fiber ödevini yapıyoruz. Beyza bize sıcak çikolata yaptı. Merhaba arkadaşlar, ben bugün Ayı Paddington oldum. Evet. Selam bizim inspektörümüz, o yüzden kendisi Ayı Paddington gibi giydirdik. Zaten. Aynı zamanda Galip Derviş. Aynı zamanda Galip Derviş zaten ve aynı zamanda da Sevil Aksoy'dur kendisi. Ay Sevil Aksoy sensin, ben tuttum herhalde. Düşeceğim, düşecek sandım Selam. Ben tuttum. Bakın size Beyza'nın yaptığı tencereyle yaptığı sıcak çikolatayı göstereceğim. Literal bir tencere. Ele sağlık Beyza. Rica ederim. Burada kendimizi bazı departmanlara ayırdık. Selam ve Beyza şey yapıyor, slide kısmını hallediyor ve yani ufak bir sneak peek aşırı iyi duruyor şu anlık. Biz de scriptini yazdık Selen'le. Besto da bize özel bazı çizimler yaptı. Ama şu an secret oldukları için bakalım. Ama evet. Size bunu sunarken direkt o gün gösteririz bence. Bilir misin yazıyor, yazılı şeyle? Aynen. Benim öldüğüm altıma çim çizdiği. Onu da yapmadım. Yaa. Markos için yine var. O normal durakta otobüs geçerler mi bu saatte bir sürü? Fark etmek yok be. Hiç otobüse... Marmaray ve M1 Yenikapı Kirazlı Atatürk Havalimanı metro hattına geçmek isteyen yolcularımızın Yenikapı istasyonu... Ben şimdi bir duşa girdim. Central Cargo'm gelmiş. Bir tane pijama sipariş etmiştim. Yılbaşı pijaması. Çünkü yılbaşını arkadaşlarımla kutlayacağım ve dress code olarak yılbaşı pijaması seçtik. Ve bakın. aşırı tatlı bence. Ben özellikle saçımla uyumlu olur diye bu rengi tercih ettim ama yani gerçekten ben çok uzun süredir bunu çok sık söylüyorum ama kıyafet satın almıyorum. Son zamanlarda dışarıdan bir şey daha geçenlerde aldım. Ben TikTok'ta da son zamanlarda daha çok insanın tepkisini görüyordum. Bütün kıyafetlerin polyester olmasıyla alakalı. Ve hani şu an özellikle bildiğim için hani kumaş içeriği ve tekstili bir tık daha o kadar batıyor ki yani bu %100 polyester şu an. Adım gibi eminim ve içine biraz elastan katsaydınız anladınız mı? Aşırı sinir bak. Kolları kasıyor ya. Kol aslında kasıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Azıcık şuna bir elastan say. Ama overall tatlı bir pijama. En azından yılbaşında giydiğimde tatlı olacak yani. Arkadaşlar şimdi direkt uyuyorum. Saat 12'yi geçiyor. Ben yarın 5.30'da kalkacağım.
O yüzden sizleri öpüyorum. Yarın Selin'in galiba. Yarın evet. Selin'in vlogunda görüşürüz. Bye bye. Günaydın. Biz uyandık. Vlog sırası bende. Aa, size kızlar bende kaldığında nasıl oluyor ortam diye göstereyim. Böyle oluyor ortam. Selin'i uyandıramıyoruz genelde. Benim biraz şeyim uzun. Ay kısa. Şimdi morning greeting diyerek döndüm. Daha önce doğa burada vlog çekmişti. Tam böyle. Elif olarak bizimki de. Belli oluyor mu hayatım önce YouTuber olmak istediğim? Annemin testeri. Şimdi Selen yüzünü yıkı. Selen üstünü örtememiş. Bir gittim Tarzan gibi yatıyordu. Zaten videoda gözüküyormuştur. Ne yaptın Selen, anlat. Ya ben çok üşüdüm akşam. Sonra baktım herkesin üstünde örtü var. Sonra biraz daha titreyerek uyumaya devam ettim. Örtü neredeymiş? Yastıkların altında. Örtü uyuduk ya. Nasıl böyle oldu? Ha. Bir süre yüzüstü yatmış olabilir. Selen senmiş. Evet. Sen bir tane şeyciyle. Beyza abla. Siyahlı kızın Instagram'ı var mı? Şimdi Selen'e... Aa, telefonum kapandı. Ya ama ya, bana gelin ya. Ben zamanında Selin'e kalan botlarımı gibi eve gitmek için hangi günlerde 8 santim ya? Pijama gibi 8 santim ya. Çok kaşı. Şaka. Alo? Ne var? Ne var? Ne oldu? Bakın YouTube kanalının sahibi. Kavuştuk lan. Arkadaşlar günaydın. Günaydın. Bugün Selin'e emanetiniz. Bugünlük. Bugünlük evet. Skincare rutin bile çektim. Abi oley be. Çünkü benim çok kısa böyle uzun uzun olsun. Ya ben istiyorum. Bir de zaten beni hep görüyorlar, siz de görsünler. Ya Selin bana dedi ki bu kadar detay çekme, doğa da çekmiyor. Sonra vazgeçtim. Tam anlatacaktım her şeyi böyle. Ya aşkım keşke anlatsaydın. Keşke. Neyse. Tamam. Akşam. Şey yaparız. Akşam night time skincare rutin. Oley. Projeyi yaptık. Dikiş. Çok dolmuş. Gerçekten bayıldım. Bu okulumun bahçesinin crime scene'liği. Şaka mı? Ya ben çok sevdim. Burada sulumlamayı anlamaya çalışıyoruz şu an. Yırtmaç vardı ama yapamadığım için yırtmacı kapattım. Ama etek ucu yırtmacını yaptım. Şu vatkalara baksanıza. Yani yanıma mankene var. Sonrasında böyle bir kendime çalışma ortamı oluşturdum ki içeri gitmeyeyim diye. Bu da doğa. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Ben de kapadım. Şimdi bunu ne yapacağım biliyor musunuz? Burası daha uzun olduğu için şunu kısaltacağım ve üstüne basacağım. Yani biraz şeytani bir kaba. Bir de uzun. Beyza şunu çekeceğim, ona çok yakışacak. Farklı bir şey mi yapıyoruz sandınız? Hayır. Hala aynı. Hala aynı arkadaşlar. Aa, bakın şimdi ne yapacağım size. Ben yapıyordum ya da sürdeyim. Ödevi erken bitince kızlar. Onu böyle topluyorlardı. Bu arada kalmıyor. Bu lafı şöyle. Sokuyor galiba klasik. Doğa. Doğa. Düşünce, duygu düşünce. Çok mutsal, üzülmüş ve çok sinirliymiş. Bunlar da birazcık itim odanın gerçekleri olsun. Aa, Doğa ağlıyor. Ne, bunu yakaladım. Selen! Doğa ağlıyor. Özür dilerim Doğa güldüğüm için. Ama bunu kaçırmak istemedim. Belki yine sim krizi geçirirse ve kamera altına alırım diye. Ay, benim. Doğan'ın yanına gitmiştim, geri geldim.
devam edeyim çekimi diye. Çünkü niye biliyor musunuz? Böyle anlar bence paha biçilemez. Kolay mı sandınız? İtimo da çizim falan filan. Aynen kanka. Şu kızın haline bak. Bu geldiğinde 35 kiloydu. Ya da yenisin. O kilo kaçtı? 80 kilo. 35 kilo. Sen kilo mu verdin? 80 kaldı. Evet. Bu kız geldiğinde 100 kiloydu. Şimdi 35 kilo. Biz sen orada bakacağız. Doğal ya. Ben de YouTube kanalına şey çekiyorum. İtim moda gerçekleri. Bu da aşkımız. İtim odamızın güzel kızı. Enerjisiyle. Evet, merhaba YouTube. Ben çıktım. Kızlardan ayrı çıktım çünkü mentalim gerçekten artık izin vermiyor. Ve ben hani size göstermiyor hani hala bununla uğraşıyorum vesaire diye. Bütün öğlen terapisi onunla uğraştım. Aa, larınlarımız. Bütün öğlen terapisi onunla uğraştım ve hani bitmedi. Yine bitmedi ve güzel de olmadı. İçime de sinmedi ve ben içime sinmeyince çok sinirleniyorum. Sinirliyim yani şu an. Yemek de yememiş oldum. Sonrasında Klo'da, işte Klo dersimiz var. Belgün Hoca giriyor. Klo'da bir şeyler yaptım falan. Sonra bir anda uygulama kapandı ve hani yaptığım her şey silindi. Ve ben hani her şeyi yapmıştım, B'ye giriyordum etrafına falan böyle. Görseline geçmiştim yani. Kalıplarını yapmıştım. Hani korseli kürk bir üst yapmıştım. Ve üstü de bak altı kürk, korsesi kürk, alt, üstü de deri yapmışım. Böyle hani bir tık hayvan haklarını koruyan şekilde şeyler tercih ettim, materyaller. Sonrasında bunlar silinince benim tabii kafam attı. Ve gerekeni yaptım. Kendimi attım kalıplara, eve gidiyorum. En kötü evde kendim bilgisayarımda yaparım yani. Benim bilgisayarımda bir deneme sürümü var. Yani kulum yok. Keşke. Okum burada bir burası benim çıktığım yok. Bura erkek yurdunun önünden geçiyor. Yani stresli bir gündü. Zaten doğayı da gördünüz. Yani hiç düşündüğünüz gibi değil. Gidin Yeditepe. Bilgi de falan okuyun yani. Evet. Yine başladığımız yere geri döndük. Duş aldım. Çünkü alamamıştım dün. Kızlar bende kaldığı için slick back yapmıştım. Belki görmüşsünüzdür. Kalkül kestirdim ben. Berbat oldu. Sevmedim. Ve bu arada ben bu videoyu, sabahki videoyu izledim. Burada bir yankı var. O da şey, şu havalandırmadan geliyor. Aşırı ses geliyor. O yüzden birazcık daha bağıracağım. Doğayla konuştuk. Skincare routine yapacaktım. Ama unuttum. Unuttum ve kremlerimi sürdüm. Çünkü ben alışkın değilim. Ben YouTube değilim arkadaşlar. O yüzden dedim ki saçımı tarayayım. Saçıma şey sürdüm. Avon'un Advanced Techniques diye bir adet. Bir de market alışverişi yapmıştım. O geldi. Yerleştirdim biraz yerde. Evet, şu an şöyle bir şey oldu. Ben şimdi hatırladım vlog olduğunu. Yemek yaptım, yemek yedim. Bir şeyleri yerleştirdim. Ya bir ton şey yaptım aslında. Özür dilerim Doğa. Yani ama size ağacımı göstereyim. Bakın bu benim küçük minyatür yılbaşı ağacım. Kızlarla süsledik. Üstünde mezura var. Çok tatlı değil mi? O şekilde yani köfte yaptım. Tekirdağ köfte. Bir de bu aralar şu an kahkülümden vazgeçmeye çalışıyorum. Vazgeçmeye çalışıyorum değil. Kurtulmaya çalışıyorum çünkü ben zaten sevmedim kahkülü çok yani. O yüzden de saçımı şu an dışa doğru yaptım. Belki böyle havalı perçemler gibi olur diye. Bir de köfte yaptığım için de ocağı sileceğim. Çünkü ben birazcık bu konularda hijyenik bir ablayım. Görüşürüz. Arkadaşlar ben vlogumu böyle kapatıyorum. Görüşmek üzere. Yarın kimin günü acaba? Bakalım göreceğiz. Merhaba. Bugün hala salı. Hala Selin'in günü. Benim günüm çarşamba. Ama yarın sabah 5'te uyandığımda elime bu iPad'i alıp sohbet etmeye enerjimin olacağını sanmıyorum. Enerjiyi geç, unutacağım. %100. Unutacağım yani. Ve hatırladığımda büyük ihtimalle okulda ya da metroda olacağım. Ve bizim olduğumuz
Doğan'ın vloglarında her bizim olduğumuz yerde ya bir metro var, ya okuldayız, ya da Selin'in evindeyiz. Başka bir yer yok. Hep aynı beş karakter. O yüzden bir farklılık olsun istedim. Sen ve ben baş başa kalalım istedim. Her neyse. İlk benim hakkımda konuşacağız. Biliyorum şu an bir date'deyiz falan ama ya benim hakkımda konuşacağız çünkü benim vlogumdayız. Küçük bir haul yapacağım size. H&M haul. Biliyorum ben H&M'i sevmemem gerekiyor. Çünkü fast fashion falan. Fast fashion falan. Ama seviyorum. Seviyorum. Ne yapayım? Basicleri çok hoş. Ve ben sadece basic giydiğim için benim için muhteşem bir yer. Benim için küçük bir haven. İlk olarak bu. İndirim kısmında gördüm. Biraz kötü hissediyorum aldığım için. Çünkü asla giymeyeceğim bir şey. Kanks bu ne hani? Asla giymeyeceğim bir şey. Aldım mı aldım. Pijama olarak giyerim. Basic hoodie. Sweat. Üstündekinin aynısı. Aynı sweater'ı aldım. Umurumda mı? Hayır. Üçüncü olarak terel üstündekinin aynısı. Hani tıpatıp aynısı. Ama birazcık daha mavi. İşte öyle küçük oyunlar oynarım ben senin aklımda. Bilirsin benim. Oyun severim. Vlog çekmeyi bilmiyorum. Şu an bana bakıp diyorsun ki mal mısın kanka, ne yapıyorsun diyorsun. Ama ben bilmiyorum. Ben hiç vlog çekmedim. En son vlog izlediğim zamanları söylüyorum. Emma Chamberlain. Emma Chamberlain zamanlarında en son izlediğim vloglar vardı, evet. O yüzden onun gibi davranmamak için şu an vücudumdaki bütün elyafları kullanıyorum. Bu arada Emma Chamberlain'ın hala video çektiğini biliyorum, vlog çektiğini biliyorum. Ama böyle eski vlogları. Hani böyle prime zamanı. Böyle Dolan Twin'lerin olduğu, James Charles'ın olduğu falan. Ya da hani böyle 2015 böyle neydi, Miranda Sings falan. Bir tane adam vardı. Miranda Sings deyince aklıma geldi. Böyle gay mi gay bir adamdı. Neydi lan onun masmavi gibi? İki tane husky'si vardı. Çok iyi hatırlıyorum. Şeyi yapan. Escape the Night mı ne? Böyle küçük bir YouTube short, YouTube Red için. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Bir dizi yapmıştı ama. Böyle Gabby Hanna oynamıştı. Draması vardı onun bayağı. O vlogların çok cringe olduğunu bildiğim için onlardan uzak durmaya çalışıyorum mental olarak. Ama sabah fark ettim ki doğa vlog çekerken kamerayı kapatırken hep şunu yapıyorum. Bye guys. Hep bunu yapıyorum. O zaman bu date'imiz bu kadar sürecek. Özür dilerim. Sıkıcısın. Bir şey sormadın. Pek enteresan görünmüyorsun. Ama yine de seni seviyorum. Bye bye. Bye bye. Şu an saat 6. Birazdan yola çıkacağım. Uyanabildim. Hatırladım. Bunlar benim için büyük adımlar. Görüşürüz. Okulda. Aa, elimi açmayı unuttum. Did you pray? Did you pray? Arkadaşlar ben bugün biraz burasında haberiniz olsun, hasta gibi uyandım. Ama sebebi şu. Yani say hi to my vlog. Takıldı ben kayayım. Ya, gerçekten Lara nasıl konuşuyor? Biz bir tane pantolon kalıbı dersimizde Lara'yı masaya oturttu hoca ve bacak ölçüleri kapatıyor. Böyle şey izledim. Sandviçe biliyorsun gibi. Gerçekten güzel miydin? Omuzları şöyle dikleştiriyor böyle. Hani. Nasıl yapıyorsunuz? Şöyle ben dün üzüntüden yataklara düştüm. Tabii düşmedim de boğazımda bir garip bir ağrı var. Ama şey, hastalık ağrısı değil muhtemelen. Çok sigara içen bir ortamda bulundum ve tık boğazım hastası. O yüzden bir tahriş oldu gibi bir şey. O yüzden üzerine bir salaklık verdi. Ben biraz sinirlendim bu yüzden. Arkadaşlar. Hiçbir şey çekmedim çünkü Ali'yle vlogger değilim. Beyaz korse. Yok, kızlar, vlogger değilim, bunu bir daha söyleyeyim. Ama seviyorum. Gittik. En başta çalıştık. Yaptık yapacağımızı. Yok ya, ben uzun saç seviyorum. Selen'deki zor anlar yaşadık. Şahsen ben yaşamadım. Ben yapıyorlar olmak istiyorum. Ben bayağı rahattım. Teşekkür ederim. Onun şeyi bozuldu. Selen birbirlerini inliyorlar. Anlat. Neyi anlatayım? Makine sorunlarını. Arkadaşlar bir tane kız var. Bir meselenin iğnesini kırıyor. Bugün de bana denk geldi. Benim iğnemi kırdı. Ve ben de böyle konuların çok hassasım. Yani benim iğnemi kıran bana ters yapar. Neyse. Ama bugün çok sakinim. Farkında mısın böyle? Evet. Ama kız çok yoktu o yüzden. Evet. Arkadaşlarını korkutmak için hafiften yaptım. Dedim ki hani kim iğneyi kırdı ya yine dedim. Sonra birkaç kişi bana isim verdi. Tabii ki de verecekler.
Sonra ben de dedim ki ben bu iğneyi tam değiştiriyorum. Anladım ki abi dedim ben niye değiştiriyorum ki? Madem makineni kullandı gelsin kendisi yine değiştirsin diye. Bıraktım ben de Dila'nın makinesine diktim. Dila da Allah razı olsun bugün dikmedi. Böyle yani arkadaşlar. Bazı sorunların çözümleri aradığınız yerde değil. Dersimizi de aldığımıza göre. Beyza eklemek istediğin bir şey var mı? Ben bir şey yapmadım. O da öyle arkadaşlar. Ben de şahsen pek bir şey yapmadım. Bir pantolon diktim. Pijama gibi pantolon diktim. Rahattı, güzeldi. Günümüz muhteşem devam ediyor. Doğa Veseli'nin yukarıda hala. Şimdi yemeğimizi bekliyoruz. Ben de yapıyorum, daha geçelim. Bugünü bir özetleyelim mi? Duyanlar boş günüydü bugün. Bugün değil yani, daha da yaptık. Biz bir recap yaptık. Yani şöyle mi diyeyim ha? Hayatımızın son birkaç senesini birbirimize sunduk. Ve çok uzun sürdü. Dilaç bitti yani. Özellikle kötü görüyor en kötü. Did you pray today? Did you pray today? Koket. Şam çıkar giderim. Hesabım. Evet arkadaşlar, eve vardım. Bugün vapurla gittim ama çekmedim. Çünkü o anı yaşamak istedim. Bir kısmını çektim. Vapurdan önce çektim, gördüm zaten. Muhteşem bir gün batımı vardı. Hava her renkti, çok romantikti. Keşke orada olsaydın. Ben seni getirmedim. İşte böyle itim oluruz. Adamı böyle itim yaparım. Her neyse. Birazdan bir daha çıkacağım. Yurt dışından arkadaşlarım geldiği için acil bir duş almam gerekiyor. Fakat yarım saatim bile yok. O yüzden bir durum kurtarıcı hair care yapacağız. Slick back yapacağım. Slick back de bana hiç yakışmıyor bu arada. Diyorsun sabah şapka takıyordun. Niye şu an takmayacaksın diyorsun. Kanka istemiyorum ya. Daralıyorum kanka. Alnımın şurasında böyle bir şey hissetmek. Biraz böyle bunu demek ne kadar insensitive olacak bilmiyorum ama. Hafif bir otizm var bende. İlk olarak Unbreakable. Bu kısımla oradan saçımızı bölüyoruz. Kahküllerimizi yana atıyoruz. Benim kahkülüm vardı. Bunu biliyor muydun? Bu kadar uzun süredir çıkıyoruz ve sen bunu bilmiyor muydun? Bu ilişkinin amacı ne kanka? Hani benim kahkülüm olduğunu sen bilmezsen benim canım, kocam, karım, cinsiyetsiz eşim. Ha, bugün bir şey de yapmadım hani. Yapacak bir şeyim yok. Bir şey yapmadım. Bir şey dersem, ağzımı açarsam büyük ihtimalle dedikodu çıkacak. Biraz öyle bir insanım ben. Ve hani YouTube kanalına dedikodu pek vermek istemiyorum açıkçası şahsen. O yüzden biraz kaldım. Biraz boş yapma gerekliliğindeyim şu an. Jawline check. Kanka, jawline'ım. Jawline'ım şaka mı? Geriden bunu izleyeceğim. Ne hissediyorsun bunun hakkında? Biraz bunu konuşalım. Tanımadığım bir kızım ben. Sen beni tanımıyorsun, ben seni tanımıyorum. Sen de zaten benim yüzümü biliyorsun, ben senin yüzünü bile bilmiyorum. Ve benim saçımı yapmamı izliyorsun. İlişkimizde çok sorunlar var, bunu fark ettim. İlişkimizde çok sorun var, sen ve ben. Her zaman sana sataşıyorum, çıkışıyorum sana. Mesela hiçbir zaman hiçbir şey demiyorsun. Biraz kendini korumayı öğrenmen lazım, bunu farkında mısın? Kendine bak kanka. Pardon, sevgili aşkım, sevgilim. Ben şu anda emir verdim mesela sana. Ben sana omuzlarını rahatlat deyince omuzlarını rahatlattım. Airfoos. Ear spray. Geri geldi. Beni özledin mi? Kahveye gidildi. Sohbetler edildi. Götler dondu. Ama yine sen ve ben baş başayız bu muhteşem gecemizde. Gördüğün gibi saçımda bir... Beyler, bayanlar ve diğer dostlar. Günümüzün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Uyku vakti geldi çocuklar. Benim için inşallah yakında gelecek. Night Circus. Aşırı ergen bir kitap. Hani buraya geldim hala sarmadı. Çok ergen. Niye hala okuduğumla ilgili hiçbir fikrim yok. Terk ediyorum. Seni terk edip Selena... Seni Selena ablana gönderiyorum, tamam mı? Selena...
Değil mi? Yarın Selen'in günü. Beyza'ndayım. Seni Selen ablana gönderiyorum. Güvenli ellerdesin. O yüzden artık peşim bırak. Kanka beni takip etmeyi bırak. Kanka ben stalker vibes veriyorsun. Ve bye bye. İyi geceler. Klink. Günaydın. Bugün Perşembe. Ve bizim bugün sunumumuz var. Cyber sunumumuz var. Ve bu yüzden de bu sunum birden. O yüzden de 1'e kadar okula geç gidebilirim. Yani kendi işlerim için gideceğim. Ve bir tane fermuar dikeceğim pantolona. Pantolonun beltini yapacağım. Elbisemi bitireceğim. Drapaj dersinin elbisesini. Fermuar dikeceğim ve son olarak da kabanımı ütüleyeceğim. Bugün slickback bir günümdeyim. Ne giyeceğim bilmiyorum. Belki bugün okul çıkışı antik pazarına gidecektik. Beste'yle. Evden çıktım. Otobüs bekliyorum. Evde tam yarım saattir bir tane üst arıyorum. Ama bulamadım. Ve okula zaten onu giyemedim. Ama yarım saatim boşa gitti bu yüzden. Geç kaldım bir de. Biraz. Ama başaramayacağım bir şey değil. Üstümü giydim. Gösteremedim. Sonra göstereyim. Bir de yanıma bir şey aldım ama onu sonra göstereceğim. Ve bugünkü crime scene sunumumuza kullanacağım bir şey aldım. Surprise. Merhaba arkadaşlar. Şimdi ne yazık ki bizim caddede bayağı büyük trafik vardı. O yüzden ben okula vardı yarım saat gelirken bugün 50 dakikada geldim galiba. Bilmiyorum. 45 dakikada bilmiyorum. Ama yani inanılmaz. Tam gerçekten evden geç gitti çıktığım gün. Trafiğin artması beni çok üzdü. Caddenin ortasında alarmlar falan çaldı. Çok garipti. Ben burnt toast teoriye çok inanırım. Yani bir şey o anda çok kötüyse sonrasında çok iyi bir şey atıyorum. O toast burn olmasaydı ben belki de yola çıktığımda arabaya çarpacaktım. O yüzden de burnt toast teoriye inandığım için evden geç çıktığımda veya işte herhangi bir terslik olma yolda kendimi sakin tutmaya çalışıyorum. Çünkü sonrasında çok güzel bir şey oluyor. Ya da yolda birisiyle karşılaşıyorum. Ve bu hep oluyor. O yüzden burnt toast theory. Şimdi sınıfa giriyorum. Böyle bakmıyor. Ne oluyor? Logoma çekiyorum. Aa, merhaba. Evet arkadaşlar, şimdi dikiş yapıyoruz. Ben pantolonumu bitiriyorum. Beste kabanını bitiriyor. Bitirmeye çalışıyor. Beyza pantolon yapıyor. Ve Dodo, Dodo yok olmuş. Dodo da yeni bir kalıp ödevini yapıyor. Biz de iş yapıyoruz. Senin arkada çalışıyor bakın. Böyle işte. Şimdi one hour footage of me suing a pant. Hazır mısınız buna? I have always thought of her as my daughter. I didn't see her much that day because of the invitation. Damon, the last time I saw him was the one day before. It's here I spent my Instagram cases, rape, remorse, food, fun. Suspect were integrated again like that. Merhaba arkadaşlar. Az önce sunumumuzu yaptık. Halim hocamıza. Ben yine... Büyüteçim versene mesela. Ne? Büyüteçim. Herkesin karakterini bozma versin. Öyleyim oğlum. Öyleymiş gibi yap o zaman. Bu kadar hocamız bize çok tatlı bir feedback verdi. Dedi ki her şey de çok tatlı olmuş dedi. Sınıfa dönüp direkt hayatınıza renk geldi dedi. Bu senin vlogun mu bu? Hiç. Konuş o zaman. Bir anlat. Ben sabahtan beri konuşuyorum yeter. Neyse işte sonra dedi ki işte ne güzel dedi fiberlara bakmışsınız dedi. Her sayfayı koymuşsunuz çok teşekkür ederim dedi. Dedi ki hocamız biz teşekkür ederiz. Öyle yani haftada finalimiz varmış. Kesinleşti bugün bu dersten.
Ve sana tarihin de var. Her hafta iki tane finalimiz var. Üç çarşambada evet, kalıbın testim var. Bir de çizim var. Neyse haftaya her şey bitiyor o zaman. Evet o zaman. Aşırı korkacağız zaten. Şey oldu bak hiç artık değil. Bu arada o stresler ne oluyor? Siktir. Oh. Bakın Doğa Christmas kabanını yapıyor. Arkadaşlar benim bazı düğmelerimi dikiyorum şu an. Son bir tane düğmem kaldı. Buraya bir tane daha ekleyeceğim ve sonra bitecek, bitmeyecek. Yine tabii ki astarımı kapatacağım. Çok, yani çevirmelik bir yer bıraktım. Bunu kapatacağım. Sonra koluma geri çevireceğim. Sen acaba diyorum ki şuralara da sence dikiş dikiş yapsam mı? Evet, stay stitch. İstiyor yani. Evet. Neyi? Sen yiyorsun. Ne oldu? Yani daha detayları belli değil. Ama çok... Ama yani iş birliği gibi düşün. Keepers gibi. Gibi aynen ama Keepers but S2 Çok tatlı. Çok iyi. Ne yapacaksın şimdi sen? Nesin sen? Merhaba arkadaşlar. Artık dağıldık. Hepimiz eve gidiyoruz. Yani bugünümüz de böyle yorucu bir gündü. Yine yorgunuz. Yemeğimizi yedik. Okulda. Arkadaşlar şimdi kimse söylemeyin ama kantinci abiye ben uzun zamandır bir diyorum ki soğanla kız tavuk ve patatesi birleştir abi diyorum. Özel beni. Özel beni. Sonra bir tane de kel abi var. O abi benim ne kadar üzüldüğümü düşün. Ben böyle nasıl yani abi ben bir senedir senden bunu istiyorum falan dedim. Kel abi bana 3 tane soğan arkası koydu tabağıma. Bu benim için büyük, insanlık için küçük bir hareketti. Arkadaşlar... Arkadaşlar bakın siz de... Şimdi bizim notlarımızın toplamı şu an %100. Şöyle bir durum oldu. Senin 15 yıl. Ve bizim her şeyi yazdığımız sınavda. Biz düşük aldık uzun yazdığımız için. Hocamız okumaya üşendiği için biz düşük aldık sınavdan. Meğer hani tek kelime yazmamız gerekiyormuş. Bu bize söylenmedi. Cümle kurmamamız hani, gerekiyormuş. Cümle kurmamamız gerekiyormuş. Biz kurmayı tercih ettik. Ve, hayır ama şey, ve sınavda detaycı açıklayın yazıyordu ve biz açıkladığımız için düşük aldık. Çünkü sınava uymamamız gerekiyordu. 2-3 sayfa yazdık biz bir de ama 2-3 sayfa yazmak yasakmış. Bize haberi gelmedi sayfa, ama. Bakın dedi ki bu bir sonraki sınav için sayfa, ek sayfa yazmak yasak olacakmış. Başka böyle bir hocası var mı? El kaldırsın. Bakabilir miyiz? Dedi ki hayır. Ben dedim ki hocam neden? Sonra çok ısrar ettim. Dedim ki hocam hani yanlışlarımı görmek istiyorum. Hani bir şeyi mi yanlış biliyorum? Onu düzeltmek yok, istiyorum. Önde var ya, tunik. Ondan sonra işte tamam dedim. Madem bu kadar ısrar ediyorsun seninkini okuyayım. Ondan sonra işte sorularımı işte okuyor bütün sınıfa ve şey dedi mesela. Mesela işte yazmışsın ki işte hocam he wears leather shoes demişim. Nasıl shoes diyor. Leather shoes kanka. Şeyden bahsetmişim işte Atatürk'ün kendine özel yelek diktirdiğinden. Ve diyor ki ne giyiyordu yani tarz olarak. Yelek giyiyordu abi. Ne anladın? İşte sportsta ne giyiyor, casual'da ne giyiyor söylemeniz gerekiyor dedi. Ben dedim ki hocam hani as a sports wear işte casual for casual wear diye ayırmıştın dedim. Böyle baktı tek öküm falan da durdu hani ve bir şey demedi. Ve yani biz şu an şok içindeyiz. O yüzden bu kadar gülüyoruz yani. Merhaba arkadaşlar, bugün sıra bende. Bugün bok gibi bir gün geçirdim. Drapajdan düşük aldım. Üzerine gittim ben sferden o sütüç aldım. Bütün gün ağladım. Evet, Beyza'nın vlogu. Arkadaşlar sırada Beyza'nın vlogu. Evet benim vlogum. Bugün günlerden cuma. Maşallah. Bugün günlerden cuma ayın kaçı? 29. 29 Aralık bugün günlerden cuma. Evet, evet. Sabah kalktım okula geldim. Çok hevesliyim. Bugün drapaj finalimizi gösterecektik. Ben çok önceden diktim. Ama evet, bir boka yaramadı. Çünkü sonradan 100 aldığım notlar düştü. 80'e 90'a düştü. Sonra tasarımlarım tasarım değilmiş ve kötü dikiyormuşum, bunu öğrendim. Sonra evet, gittim Mansfield'den bugün 33 aldım öğrendim. Bu detay şaşırttı çünkü ben de kör olduğumu öğrendim. Ben zaten... Demek ki sen güzel diktiğini ben göremiyormuşum. Hani anladın mı? Sonra da işte şey pastaya... Ney o? Mum evet. Çileği, mum dikti, 33 aldım Mansfield'den. Ben de 15 aldım. O da 15 aldı. En azından en düşük değilim. Bak. Kanka yarınım ha. Yine bir yarının yarısıyız. Kanka birinci sınıf senden birinci. O gerçekten en kötü.
Ağladım, bütün gün ağladım. Ama mensfire 33 aldım, ağlamıyorum. Çünkü drapaj getirince ağladım ve artık direncim var. Şu an komik yani bizim bu notları almamız, anladın mı? Hani çünkü şeyden almadık, bir şey yanlış yaptığımız için almadık. Fazla yazdığımız için almadık. Eksik yazdığımız için almadık. Fazla yazdığımız için de değil. Cümle kurduk. Doğru yazdığımız ama onun okumaya üşenmeyeceği seviyeye kadar az yazmadığımız için. Yani çok garip. Şey dedi yani, ben doğru kelimeleri sizin paragrafınız arasından seçecek miyim dedi. Okusan seçeceksin abi. Yani biz okumak demiyor aldık. Bu. Hani as a concept. Sen deneyim o sunumu yapsaydın. Neyse, ben şu an itiraz etmeyi düşünüyorum. Çünkü sınava çalışmaktan daha kolay geliyor. Daha kolay geliyor, evet. Yani. Ben de şey yapmayı düşünüyorum, direkt dersi bırakmayı. Neyse, ben şu an itiraz etmeyi düşünüyorum. Çünkü sınava çalışmaktan daha kolay geliyor. Daha kolay geliyor, evet. Yani. Ben de şey yapmayı düşünüyorum, direkt dersi bırakmayı. Did you pray today?